Merhabalar değerli AgroTV izleyenleri, Marka Çiftlikler programımızın bu haftaki bölümünde Eskişehir'de Karaöz İşletmesi'ndeyiz. Bu işletme butik bir jersey işletmesi. İşletme sahibi veteriner hekim Ayşe Hanım'la güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kendisini fazla bekletmeden içeriye geçelim. Karaöz Çiftliği'nde Ayşe Hanım'la beraberiz. Ayşe Hanım merhabalar. Merhabalar Fatma Hanım. İyiyim, sağ olun sizler. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Öncelikle teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bugün bizimle olduğunuz için. Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Tabii, ben Ayşe, 19 yaşındayım. Veteriner Fakültesi öğrencisiyim. 16 yaşında tarım sektörüne giriş yaptım aslında. Ve ufak ufak başladığımız bu sektörde şu anda Eskişehir'de Jersey sığır işletmeciliği yapıyoruz. Süt satışı yapıyoruz perakende bir şekilde. Karaöz Çiftliği olarak Eskişehir ve Bozcaada'ya Jersey sütü temin ediyoruz ve aynı zamanda diğer ürünler alanında da kendimizi geliştiriyoruz. İşletmenizin kuruluş hikayesini aslında biraz dinlemek istiyorum sizden. Veteriner kimsiniz de aynı zamanda? Bize onu birazcık anlatır mısınız? Nasıl karar verdiniz? Yani şöyle uzun bir hikaye aslında. Benim ailem bu sektörde değildi. Bambaşka bir sektörde uluslararası ihracat yapıyor benim babam. Ama şu Covid döneminde millet böyle hani kırsala kaçmak istedi ya, o millet bizdik aslında. Sonrasında iki inekle başladı bu serüven bizde, iki yerli inekle. Babamla beraber işte biraz meraklandık, ırkları araştırdık derken Jersey ırkını bulduk. Üç tane Jersey ineği aldık. Sonrasında zaten inekler kendini sevdiriyor yani, bambaşka bir bağ oluşuyor aramızda. Sonrasında yerli ineklerimizle yürütmemeye karar verdik. Başka bir ırka yönelim dedik. Jersey ırkıyla çiftliğimizi büyütmeye başladık. Bu esnada tabii bir şirketleşme, kurumsallaşma aşaması oldu. Aramıza farklı insanlar katıldı, farklı farklı şeyler öğrendik, gördük. Zaten sektöre giriş yaptıktan sonra da ben veteriner fakültesine gitmeye karar verdim. Yani öncesinde olan bir durum değildi fakülte kararı. O yüzden hep diyorum, önce çiftçi oldum sonra veteriner oldum diye. Yani hobiyi aslında mesleğinize çevirmişsiniz siz. Çok da güzel olmuş. Ben işletmenizin üretim kapasitesini merak ediyorum birazcık tabii. Da. Şu anda 61 baştayız. Kendi içimizde çoğalmaya başladık. Artık dışarıdan hayvan satın alımı yapmıyoruz. Zaten hızlı bir şekilde de sayıları çoğalıyor hepsinin. Şu an bulunduğumuz yer yeni yapılan çalışmalarla beraber 150 başa kadar çıkarmayı hedefliyoruz. 70 ya da 80 sağmal olmak üzere. Bir sistem oturtmayı düşünüyoruz burada. Ürünleri, kendi sütümüzü sattığınız bir perakende ofisiniz var sanıyorum Eskişehir merkezinde. Sadece süt satışınız mı var şu an? İlerleyen zamanda ne olacak çiftlikle ilgili? Biz zaten gıda firmasıyız. Şu anda süt üretimi yapıyoruz. Süt kalitesine ve hayvan genetiğine odaklanıyoruz. Çünkü işin kilit noktası burada aslında. Ama sonrasında tabii ki süt ürünlerine giriş, bunun dışında belki de et ürünlerine giriş, tavukçuluk vesaire olabilir. Şu anda çiğ jersey sütü, jersey yoğurt mayası, yumurta ve aynı zamanda kendi üretimimiz olan süzme çiçek balının satışını yapıyoruz. Anladım. Peki sütünüzün kalitesini kendiniz analiz ediyor musunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz bu konuda? Tabii ki sütlerimize kimyasal analiz yapıyoruz. Bunun dışında hayvanlarımız metabolik profil testlerinden geçiyorlar. Bu sayede ihtiyaçlarını belirleyip aslında daha kaliteli rasyonlar oluşturup sütün kalitesini de bu sayede arttırıyoruz. Kimyasal analizlerimiz neyi içeriyor? Yağ, protein, kuru madde, donma noktası, su miktarı ki olmuyor. Hani bu yine de hani ölçmemiz gereken bir değer oluyor tabii ki. Bu gibi değerleri analiz ediyoruz. Bu sayede hem kendi içimizde aslında kaliteyi arttırıyoruz. Her analizde neyi daha çok geliştirebileceğimize bakıyoruz ve neyi sabit tutmamız gerektiğini hesaplıyoruz. Bu şekilde kaliteyi koruyoruz. Teknoloji anlamında hayvancılık teknolojisinden, mekanizasyonlaşmadan ne gibi yararlanmalarınız mevcut? Şöyle, ben bu işe hobi olarak başladığım için şunu diyebiliriz ki her türlü şey denedik aslında biz burada. Ailemle beraber daha çok. Hani biraz daha geleneksel tarzlarda denedik, orta ölçekli şeylerde denedik ve şu anda yüksek teknolojiyle çalışmaya hedefliyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Aslında kilit noktalarımız olan buzağı beslemeyi ve sağımı robotikleştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda buzağı beslemede bir robotikleşme sağladık. Sağımda da yapacağımız çalışmalarla beraber sağımı da otomatik bir hale getirmeyi planlıyoruz. Burada mekanizasyon sadece hani şey değil bence. Aldığımız makineler, ürünler değil. Aynı zamanda kaliteyi korumak, teknolojik çalışmak hayvanlardan başlıyor. Hayvanların genetiği, hayvanların sağlığı, refahı, bunları hesaplıyoruz. Bunları da işin içine katıyoruz.
Bunlar tabii ki biraz daha bizim sağlık alanında yapacağımız gelişmeler oluyor aslında. Genetik çalışmalarınız ne yönde oluyor? Çünkü özel bir ırk kullanıyorsunuz. Korumak için ne yapıyorsunuz? Geliştirirken ne gibi çalışıyorsunuz? Geliştirirken şöyle, bizim amacımız zaten ırkın saflığını, yani A2 protein genetiğini korumaktır aslında. Bunu tabii ki de sperma seçerek yapabiliyoruz. Biz genelde yurt dışından ithal ettiğimiz spermaları kullanıyoruz. Ancak bunun yanında yeni olarak başladığımız bir çalışma var, genomik testler. Genomik testler sayesinde aslında hayvana bireysel yaklaşıyoruz. Yani bizim istediğimiz de bu. Bu hayvanların her biri bizim için bir birey. Her birinin ayrı bir ismi, ayrı bir kaydı var, ayrı bir ailesi var. Burada da aslında bu hayvana uygun bir eş buluyoruz biz. Yani genetiğine göre aslında çoğalmasını sağlıyoruz. Farklı bir şeyler karıştırmıyoruz içeriye. Hem hayvan için iyi oluyor, hem de sürü sağlığı açısından daha kaliteli ilerlemiş oluyoruz. Eskişehir'deyiz şu an. Peki bulunduğumuz bu coğrafyanın yaptığınız işe ne gibi artıları oluyor? Dezavantajı oluyorsa neler oluyor? Jersey ırkı soğuk hava şartlarına çok dayanıklı bir ırk. -20'ye kadar dayanma özelliğine sahip. Tabii ki bu yeterli bakım ve beslenmeyle sağlanıyor. Bu yüzden hava şartları aslında bizim beslediğimiz ırka burada çok uygun. Soğuğu seviyorlar çünkü. Bunun yanında çiftlik olarak bize faydası da aslında yaptığımız işte toprak çalışmalarının, yem üretimlerimiz, bulunduğumuz bölge çok sulak olduğu için çok işimize yarıyor bu. Yani kendi aslında kaba yeminizi üretmenizden geçiyor kaliteli üretimde bir nevi. Bunu yapıyorsunuz. Ya her geçen yıl zaten ektiğimiz alan sayısını arttırarak daha da fazla üretmeyi hedefliyoruz. Mesela geçen yıla göre bu yıl neredeyse 3 kat daha fazla mısır silajı üretimi yaptık. Hayvan sayısı doğru orantılı olarak artıyor tabii ki. Hedefimiz kaba yemimizin tamamını kendimiz üretmemiz. Şu anda bunu tam oranda başaramasak da yine de yem temin ettiğimiz yerlerde seçici oluyoruz tabii ki. Öyle her şeyi çiftliğimize sokmuyoruz. Yine analizlerden geçiyor temin ettiğimiz yemler laboratuvarlarda. Hani bize uygun olan şeyleri seçiyoruz ama tabii ki en iyisi kendimiz üretmemizdir. Evet, çok doğru gerçekten. İsterseniz buzağlarınızın olduğu tabii bölüme gidip onlardan bahsedelim biraz da. Evet, şimdi buzağ kulübelerinizin olduğu alana geldik. Bu alanda da yeni dün doğmuş sanıyorum bir buzağınız var. Buzağa bakım beslemesinde dikkat ettiğiniz şeyler neler? Öncelikle aslında buzağa bakımı hala anne karnındayken başlıyor. Kuru dönem aşılarını aksatmamak önemli bu yüzden. Doğumdan itibaren de yine hastalıklardan korunma adına koruyucu uygulamalar yapıyoruz. Bunun dışında biz ilk 20 gün buzağa kulübelerde bakıyoruz. Bunun sebebi de nedir? Aslında bağışıklık sistemleri çok zayıf bir şekilde doğdukları için biraz daha böyle ayrı bir bakım sağlıyoruz. Takibini daha yoğun yapıyoruz. Burada mesela herkesin görebileceği kartelalar oluşturuyoruz. Ki hani sonuçta herkes buraya girebiliyor. En azından tedavi varsa herkes bilgi sahibi olsun diye. Günde 2 kere anne sütüyle besleme yapıyoruz burada. Kovalarla besleniyor. 8 litreyle başlatıp kulübe döneminde 10 litreye kadar çıkarıyoruz günlük beslemesini. Sanıyorum burada 3 ay kadar mı kalıyor? Burada 20 gün kalıyor. 20 gün kalıyor. 20 gün kulübe döneminde bakıyoruz. Daha sonrasında da buzağı besleme eğitimini alıyoruz. Orada daha çok gruplar halinde yaşamayı öğreniyorlar aslında. Ve biraz daha ben burayı şeye görüyorum. Hani çocuğunuzu anaokuluna gönderirsiniz ya. Onun gibi bir şey bizim buzağı besleme sistemimiz. Şuraya geçebiliriz, oradalar. Yani çünkü buzağlar da her gün kilo alıyorlar, her gün büyüyorlar. 3 ay kulübede bakmak. Ondan bahsedecektim. Evet. Canlı ağırlık artış takibini nasıl yapıyorsunuz? Hangi aralıklarla tartım yapıyorsunuz? Doğumdan itibaren düve olana kadar haftada 2 haftada bir biz ölçüm alıyoruz. Bunun sebebi de nedir? Hem süt içme döneminde buzağının gelişimini takip etmek, aynı zamanda tohumlama öncesindeki gelişimlerini takip etmektir. Burada sanıyorum sizin bir buzağı besleme makineniz var. Evet. Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Kullanma amacınız nasıl başladı? Bu da bir serüven çünkü gerçekten gördüğümüz bir şey değil. Yani şöyle, bunu kullanmamızın sebebi aslında tabii ki de buzağı ölümleri oluyor bir noktada. Çünkü bunlar genelde bakıma bağlı gerçekleşir. Bakım ne kadar iyi olursa buzağının sağlığını o kadar iyi koruruz. Burada hijyen çok önemli. Biz önceden bunu sağlayamayan bir çiftliktik. Ve bu yolda da bunu öğrendik zaten. Baktık böyle olmuyor dedik. Farklı farklı yöntemler denedik. Önceden yine toplu kalıyordu buzağlar mesela. Ama bu kadar hijyenik ve beslenmenin bu kadar sistematik olduğu bir ortamda değildi. Yani aslında beslenmenin kontrollü olup sizin de bu kontrolü görüp sağlayabildiğiniz bir sistem bu. Evet. Bu sisteme geçerken
Nasıl karar aldınız? Artıları ne oldu size? Ya artıları şöyle, bir kere işçiliği büyük oranda azaltıyor. Bunun yanında hani kovalarla ve biberonlarla beslediğimizde Jersey sütü çok yağlı bir süt. Bununla beraber hani ekipmanların temizliğinin çok daha hassas, çok daha ince olması gerekiyor. Yani bunların hepsi de bir zaman alıyor tabii ki. Yani bu sistem temizliğini tamamen kendisi yapan, alkalik ve asidik yapan bir sistem. Bu da bizim için bir artı oluyor. Biraz daha sistemden detaylı bahsedebiliriz aslında. Tabii. Şuradan bakabiliriz. Buzağların kulaklarında çipler var. Beyaz çiplerimiz bulunuyor. Her buzağının ayrı bir kimliği var aslında burada. Biz bunları gruplandırabiliyoruz, bireysel besleme de seçebiliyoruz. Mesela diyebiliyorum ki bu buzağım birazcık ishal görmeye başladım, bugün daha az içsin diyorum. Mesela bir tane örneğimiz var burada. Buranın çipini okuyaraktan ona daha az süt veriyor geldiğinde ya da vermiyor. Miktarı kadar içtiyse öyle bir sistem. Çipini okuyor, sonrasında emzikle beraber buzağımız sütünü alıyor. Bir seferde birden vermiyor sütünü, parça parça veriyor. Bu da bizim için tabii ki faydalı oluyor. Sindirimi daha çok kolaylaştırıyor. Günde 3 kere gelebiliyor mesela buzağı buraya. Her buzağıdan sonra da emzik ve boru temizliği yapıyor içeriden. Hem dışarıdan hem içeriden. Kendi hijyenini de sağlayan bir aslında sistem. Evet. Peki sorun yaşıyor musunuz? Bir dezavantajı, işte teknik destekle alakalı gereksinimleriniz oluyor mu? Sorun yaşıyor muyuz? Sorun yaşamıyoruz demek yalan olur. Çünkü ne yaparsanız yapın, bu sistemi de kullanmasanız, bireysel de besleseniz sorun yaşıyorsunuz. Bunlar makine sonuçta, illaki arıza verir. Önemli olan bu arızayı nasıl çözdüğümüz. Firma yetkililerimiz bir telefon uzakta. Hani 5 tane falan ayrı ayrı kişiyi istediğimiz zaman arayabiliyoruz. Bizi uzaktan yönlendirip hiç gelmeden sorunları çözebiliyorlar. Gelmeleri gerekirse hiç bekletmeden gelip sorunu çözebiliyorlar. Yani bunlar bizim istediğimiz şeyler. Çünkü hayvan beklemez. Hayvanın saati yoktur. Hayvanın vakti yoktur. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. İsterseniz biraz da besleme konusunda işletmenizin zootekniğiyle konuşalım. Evet değerli izleyenler, şimdi de Karaöz markasının ürünleriyle karşınızdayız. Ayşe Hanım sağ olsun buraya ürünleri hazırlamış bizim için. Bir de birazcık markanızın ürünlerinden bahseder misiniz? Tabii biz şu anda çiğ süt satışı yapıyoruz ama genelde insanlar sütümüzü yavranın yüksekliğinden dolayı tercih ediyorlar. Güzel bir kaymak alıyorlar, lezzetli oluyor. Aynı zamanda bunu tereyağına da çevirebiliyorlar. Şu anda biraz daha müşterilerimiz evde kendileri işliyorlar aslında sütü. Bunun yanında biz yoğurt mayası satışı yapıyoruz. Şu anda çok üretim yapmasak da yumurta üzerine çalışıyoruz. Yumurta satışlarımız başladı. Çiçek balı satışlarımız başladı. Şu anda bu şekilde ilerliyoruz ama zamanla tabii ki süt ürünleri kategorisinde daha çok ürün üretme gibi bir planımız var. Peki bu markanızı oluşturduktan sonra ilerleme aşamasında markalaşmayı, kaliteyi belli bir seviyeye getirmek konusunda ne gibi çalışmalarınız oldu? Aslında marka dediğimiz şey insanlar. Yani bizim insanlara ne hissettirebildiğimiz, Karaöz dediklerinde hani ya da bizim ürünlerimizi tattıklarında ki hissiyatları bizim markamızı belirler. Bunun yanında da kendi içerimizde çalışan insanlar, ben mesela bu sektöre çok genç yaşta girdim ve çok fazla öğrenmem gereken şey oldu. Aileden kalan bir meslek olmadığı için. Burada tarla bitkileri konusunda olsun, tarımsal ekipmanlar konusunda olsun çok fazla destek olan mesela Mustafa abim var ya da ne bileyim veteriner danışmanımız Ali hocam var, hayvanlar konusunda destek olan. Buradaki çalışanlarımız hepsi ayrı ayrı değerli zaten. Gecelerini gündüzünü veriyorlar burada. Keza Elif Hanım da öyle yanımızda zaten. Yöneticilerimiz, ailem zaten başta en büyük destek. Onlar olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Yani aslında markanızı oluşturmak bunların hepsinin bir bütünü. Evet. Sonucunda da bu ürünler ortaya çıkıyor kesinlikle. Ama bu kalitenin değerini ben beslemeye de bağlamak istiyorum. Birazcık orada Elif Hanım'a da söz verelim isterseniz. Besleme konusunda ne gibi çalışmalarınız var? Nasıl ilerliyorsunuz bu işletmede? Öncelikle tabii sizi tanıyalım. Elif Zorlusoy, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Zootekni Bölümünden mezunum. Öncelikle şöyle, biz burada hayvanlarımıza hani hayvan gözü değil de onların da bizden insan gibi bakıyoruz aslında, öyle söyleyeyim. Çünkü onlar da canlı. Haliyle onların beslenmesi aslında kaliteden çok onların sağlığı için önemli. Biz önce hayvan sağlığı diyoruz, daha sonrasında kalite diyoruz. Çünkü hayvana ne kadar iyi bakarsanız, ne kadar iyi beslerseniz elde ettiğiniz ürünler o derece kaliteli oluyor. Biz hayvanları beslerken metabolik profille çalışıyoruz. Yani hangi hayvanımızın neye ihtiyacı var?
bir rasyon yapalım. Bütün hayvanlarımız ondan beslensin. Bütün hayvanlar kullandığımız ham maddeleri onun üzerinden değerlendirsin tarzında çalışmıyoruz. Bütün hayvanlarımıza bireysel bakıyoruz. Çünkü burada hayvanlarımızın, her bir hayvanımızın farklı farklı ihtiyaçları olabiliyor. Kimisinin magnezyuma fazla ihtiyacı varken kimisinin daha az olabiliyor. Haliyle bir rasyon oluşturalım. Hepsini götürsün durumunda değiliz. Zaten öyle. Yani aslında bir grup beslemesi yapıyorsunuz bu işletmede ama onun da ötesinde bireyselleştirerek de bir beslemede ilerliyorsunuz. Metabolik profil üzerinden çalıştığımız için bütün hayvanlarımızın ihtiyaçlarını biliyoruz. Hangi hayvanımızın neye ihtiyacı var onu biliyoruz. Zaten az önce gezerken de bahsedildi. Bütün hayvanlarımızın isimleri var. İşte aileleri farklı. Öyle olunca aslında çalışmak daha basit oluyor. Yani hepsini tanıdığımız için hepsinin üzerinde tek tek bir besleme programı yapabiliyoruz. Sağmallarda ayrı çalışıyoruz, kuru dönemde ayrı çalışıyoruz, düvelerde ve buzağlarda ayrı ayrı çalışıyoruz. Özellikle kuru dönem beslemesine çok önem veriyoruz. Az önce buzağı beslemede zaten bahsettiniz, üzerinden geçtiniz. Kuru dönem beslemesi bizim için çok önemli çünkü yeni doğacak buzağının sağlığı, bir sonraki laktasyonda annenin süt verimi bizim için önemli. Asıl da zaten çiftliğin gelecek jenerasyonunu aslında hazırlıyorsunuz orada anne yavruyla. Şimdi biz genomik testlerle de destekliyoruz tabii ki bunu. Ama genomik testin yanında eğer siz geni ne kadar iyi olursa olsun sağlıklı bir yaşam sürdürmesine sebep olmazsanız o hayvandan zaten verim alamazsınız. O yüzden bizim için besleme had safhada önemli. Şöyle, burada içtikleri sudan yedikleri yeme kadar hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Tek tek kontrol edip veriyoruz. Zaten burada gördüğünüz bütün ham maddeleri biz kendimiz yetiştiriyoruz. Özellikle kaba yem için söylüyorum bunu. Daha dün silajımız bitti, mısır silajımız. Yani bunu biz kendimiz yapıyoruz. Aldığımız her yemin, dışarıdan gelen her yemin ya da kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz her ürünün analizini yapıp ona göre hayvanımıza veriyoruz. Kalitesiz bir kaba yemle biz zaten çalışmak istemiyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz. Peki buzağı beslemesinde dikkat ettiğiniz hususlar neler? Mama kullanmıyorsunuz. Genelde endüstriyel diyebileceğimiz market çiftliklerde mama kullanımı yaygın oluyor. Sizde böyle bir durum yok. Sütünüz çok kıymetli. Yavruya veriyorsunuz. Bunu göze alıyorsunuz. Bunun sebepleri olmalıdır. Şimdi şöyle, az önce de bahsettim. Bizde hayvan sağlığı kaliteden daha önce geliyor. Haliyle biz buzağlarımızı anne sütüyle besleme taraftarıyız. Tabii ki mama kullanılabilir. Ama ilki olarak biz bunu benimsiyoruz. Önce anne sütü diyoruz. Daha sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Uzun da bir süre aslında bu buzağı anne sütüyle besliyoruz biz. Bundan da memnunuz. Peki bu sütle alakalı ishal söylemleridir vesairedir, onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani siz sütle besleme yaptığınızda ishal olmuyor ki hayvanlarınız yaşıyor. Bunun bizim sebebini bu algıyla ilgili. Bizim sütümüz yağlı bir süt aslında baktığınız zaman. İshal yapabilecek bir süt baktığınızda. Ama şöyle bir durum var. Eğer siz bu sütün, 5 litre sütün tamamını hayvana bir defa da verirseniz zaten o hayvan ishal olur birincisi. İkincisi, siz hayvana hangi şartlarda bakarsanız bakın, önce sağlık önemli. Şimdi siz hayvanın sağlığını düşünmeden kirli bir ortamda, hijyenik olmayan bir ortamda yetiştirirseniz zaten ishalin önüne geçemezsiniz. Biz burada buzağı ishalleriyle alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sütle beslememize rağmen yaşamıyoruz. Çünkü hayvanın bakımını iyi yaptığınız sürece ishalin önüne geçebiliyorsunuz. Yani aslında oradaki süt besleme yönetimini iyi yönettiğinizden dolayı yaşıyorsunuz. Yani tek defa da süt vermemeniz gerekiyor. Sütün kalitesini kontrol etmeniz gerekiyor. Siz zaten hayvana bozulmuş bir süt verirseniz ya da dünden kalan bir süt verirseniz o hayvan zaten ishal yapacaktır. Ya da hayvanı kötü koşullarda bakarsanız zaten ishal yapacaktır. Bunun ben sütle olabileceğine inanmayanlardanım. Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayşe Hanım, bir de çiftlikte sizin bu işletmenizde yönetim, hani çalışma sistemi birazcık daha böyle iç içesiniz. Zaten işletme de çok farklı bir işletme, butik bir işletme, tatlı bir işletme. Bu konularda nelere dikkat ediyorsunuz çalışırken? Şöyle, benim ailem diğer yaptıkları işlerde uluslararası kalite standartlarında çalışıyor mesela. Burada da benim babamın bana hep verdiği öğüt budur. Ne yaparsan yap, kaliteli yap. Hani millete uyacağım diye kendinden ödün vermedir. Zaten hobi olarak başladık. Biraz da görsel şölen olarak dikkat ettik yani. Çünkü burada sadece hayvanlar yaşamıyor, insanlar da yaşıyor. Her günümüz bizim burada geçiyor neredeyse. Hani baktığımızda biraz daha iç serinleten, ferahlatan, sıcak bir görüntü istedik.
Burada çalışırken de bu şekilde mimarisini dizaynladık. Tamam mı? Size mi ait bu yapının tasarımının vesairesini? Çünkü demirden çok ben bu işletmede ahşap görüyorum. Evet. Yani zaten parça parça ilerledik. Yavaş yavaş büyüyen bir çiftlik oldu. İlk başta daha küçük bir ahırımız vardı. Sonra o biraz büyüdü. Sonra bu ahır ilave edildi. Şimdi yeni bir ahır yapılacak derken hem böyle özümüze sadık kalmak istedik, çıktığımız noktaya sadık kalmak istedik, hem de hayvan refahını düşünmek istedik. Mimari olarak bize ait, yani herhangi bir firmayla çalışmadık. Sadece biz hani ne istiyoruz, nasıl istiyoruz bunları dillendirdik. Neler pratik olsun bunları dillendirdik derken hani birkaç kişinin de yardımıyla beraber böyle bir şey ortaya çıktı. Peki Karaöz çiftliğinin gelecek planları neler? İşletmenin kapasitesini büyüterek ürün çeşitliliğinizi arttırmayı mı planlıyorsunuz? Yoksa bu sayıda kalarak kaliteyi koruyarak mı ilerleyeceksiniz? Şöyle, burası bizim proje çiftliğimiz. Biz burada hem kendimizi yetiştiriyoruz, hem hayvanı yetiştiriyoruz, hem de sektörü öğreniyoruz aslında. Burada aynı zamanda makine ve ekipmanları da deniyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Böyle bir fırsata sahip olabilmemiz. Zaten bu fırsatları da çevremizdeki insanlarla beraber kullanıyoruz. Biz burada hani çok fazla insan da geliyor öğrenmek için ya da gezmek için, sektörle ilişkili olan insanları kabul ediyoruz burada. Kendi artık ne anlatabiliyorsak, ne verebiliyorsak veriyoruz. Tabii ki büyük planlarımız, projelerimiz var. Ama burası küçük butik bir proje çiftliğidir. Önce burada öğreneceğiz işi dedik. Sonrasında daha büyük çiftlik planlarımız var tabii ki sektöre yönelik. Ürün kategorisinde de genişlemeyi hedefliyoruz. Peki şu an mevcutta olan bu ürünlerinize izleyicilerimiz ulaşmak isteseler nasıl ulaşabilirler? Şöyle, Eskişehir ve Bozüyük bölgesi için evlere teslimatlarımız bulunuyor. Kendi aracımızla, kendi personellerimizle kapınıza kadar teslimat yapıyoruz. Bunu da karaözçiftliği.com adresinden sipariş oluşturabiliyorlar. Günlük olarak tabii bu ürünleriniz satış sergileniyor. Bizde bütün ürünler günlüktür. Hani kalsa bile ertesi güne sarkmaz. Çiğ süt öyle bir şey değil çünkü. Durduğu yerde bu bakteri üreten bir gıda. Onun dışında merkeze yakın satış mağazamız bulunuyor. Oradan da ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Marka Çiftlikler programımızın bu haftaki bölümünde Eskişehir Karaöz Jersey Çiftliği'ndeydik. Bu işletmede veteriner hekim Ayşe Hanım ve zooteknist Elif Hanım'la beraber güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım sizler için de katkılı bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.